Bu Petrarca'nın Veneto'da, yani Venedik'in dahil olduğu İtalya'nın o bölgesindeki lahdi. İtalya'da çok güzel bir lahit bu. Sen gördün mü bunu? Veneto'daki çok çok güzel bu. Bundan sonrasını alalım. Şimdi geldik Boccaccio'ya. Bak Boccaccio. Boccaccio'dan önce bir reklam arası vereyim mi? Nasıl işte? Hayır. Uy ben. Şimdi bulsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Ama çok şey biliyorsunuz kardeşim. Biz. Kim? Vallahi. Özellikle sen. Abi İlber çok seviyor. Hayır abicim ben. Her gün cehaletimin altında izlen bir. İnan bunu çok samimi söylüyorum. Para kaybediyor, pahalıya muhakkak alıyor kitapları, o yayı mahvediyor. Muhakkak ki cehaletiniz altında izlen ama yani hakikaten çok da şey biliyorsunuz yani, çok acayip bir şey. Gitmiş kitaba iki misli para ödüyor. Ya bir Avrupa anlatıyor sanırsın ki 13. yüzyılda Avrupa'da yaşamış gibi. Yani mahallede dolaşır gibi anlatıyor. Ama birisi, kardeşim tarihçi böyle olur. Birisi bana dedi ki sen bunları okuyup da biliyorsun? Yok. Sen ölüp ölüp diriliyorsun oradan biliyorsun. Haklısın dedim. Ben dedim. Öyle anlatıyorsun ama. Nizhny Novgorod'a gittiğim vakit yani Gorki şehrine vallahi billahi KGB'nin NKVD'nin yerini buldum dedim. Tamam diyor ya oranın komiseriydin ya işkence gördü. Halbuki ama belli yani ahşap şehirde taş binası. Yani farklı yüzyıllarda yaşamış ve oralardaki bütün herkesi tanıyor. Dedikodusunu biliyor. Magazin, evet. Magazinini evet anlatıyor. Evet abi falan. Herifin Frengili olduğunu biliyor ya Brandenburg'taki evet, psikoposun Frengili olduğunu biliyor. Ya ben size konuşacağım. Hiçbir eksepsiyon değildi o vakit. İyi abi doğru. Efendim Boccaccio'yu alalım. Bu çok önemli bir adam. İlber de daha önce söyledi ya bu Decameron'un yazarı. Decameron'un özelliği şu. Bundan sonrasını Decameron alalım. Decameron ne çok güzel bir özel. Bak. Hepsi kaçmışlar delikanlılar ve kızlar. Birbirlerine açıktan ve süratli bir şekilde kuyruk sallama safhasına geçemedikleri için ayıp hikayeleri anlatarak başlıyorlar. Fakat bu meyanda bu hikayeler için bütün Fransa'nın, bütün Cenova'nın aristokrasisi, ayak takımı, rahipleri, alimleri, cahilleri hepsinin müthiş bir portresi çiziliyor. Ve ortaya bir komedi hümen çıkıyor. Ve oradan neyi anlıyoruz? Madde 1, Rönesans insanı artık cemiyete ve kurumlara karşı nasıl tenkitçi ve rahat bakmaya başlamış. Bu çok önemli. Madde 2, etrafı nasıl adam bir şekilde gözlemleyip kalıbına uydurmaya başlıyor. Bu çok önemli. Yani hiç şey yok. Bu çok yani enteresan bir çıkış. Bu tip bir yazarlık var. Her daim var. Şarkta da var ama bu kadar böyle canlı bir atmosferin içinde böylesine kritik her insan adeta bir zaafıyla ortada. Her insan kendine göre bir zeka ve kurnazlıkla ortada. Ne bileyim ben çömlekçinin karısıyla çömlek tacirinden başla hikayeye. Efendime söyleyeyim kilisenin mensubuna kadar işte burada da resimlendirilmiş görüyorsunuz. Bodleian Library Oxford'daki. Evet lütfen bunu bir daha gösterelim. Büyütelim lütfen. Bakınız. Bak. Kadınlardaki zerafete bakınız. Nasıl bir kurtizan kültürü var. Orada oturuyorlar, kaçtılar Fiesole gibi bir yere. Yani şehrin kalabalığından, sefaletinden, sıcağından uzakta. Vebadan uzak. Küfürtülü bir yerde. Bak ocak yanıyor. Evet. Ve bitkiler serpilmiş etrafa. Santa Maria Novella. Ama bu Santa Maria Novella'da şey bu yani. Kilisedir bu aslında. Orada böyle bir şeyler, havalar içindeler. O kilisenin resmi olay anlatılıyor ama manzara bu yani. İnsanlar orada tepede yediklerine dikkat ediyor, oturuşuna dikkat ediyor. Bir hayat var burada görüyorsunuz bütün kıyafetleriyle falan. O devir. Şimdi Boccaccio denen adamın bir başka eseri daha var önemli. Gene Dante gibi coğrafya lügatı. Tabii. Adam oturmuş coğrafya lügatı yazmış Fatih. Bunlar bilgin adamlar. Evet. Mesela Machiavelli'nin de
Hem Titus Livius hakkında don nutku var ki orada asıl Roma tarihi ve demokrasi aşkı çıkar. Yani Principe'deki gibi böyle Principe'deki gibi arsız bir diktatör değil orada. Asıl önemlisi bunun fevkalade ayıp komedileri var. Gibi. Tabii. Boccaccio gibi. Hayır. Machiavelli'nin. Hayır, Boccaccio gibi diyorum. Ha, bu evet, evet, tabii evet. Usul. Evet. Şimdi burada bir sürü barajın kalktığını görmeye başlıyoruz. Bu barajın, bunlar şehir içinde, cemiyet içerisindeki barajlar kalkmaya başlıyor. Fakat Boccaccio gibi bir adam bir coğrafya lügatı yazma ihtiyacını duyuyor ve bu yazdığı zaman da bunun bir şeyi var, pazarı var. Bunu satabileceğini de biliyor adam. Bir merak var. Şimdi bundan sonrasını alalım. Bu bizim hemşehrimiz. İstanbullu Emanuel Chrysoloras. O zamanki İstanbul Üniversitesi profesörlerinden. Bu adamcağız keşifler tarihinde bundan biraz bahsettik. Ptolemaios'tan bahsederken de bahsettik. Bu 1396'da İstanbul'dan şehir naklediyor. Nakli mekan ediyor. Floransa'ya şimdi gidiyor. Şimdi de moda oldu üzere. Ve Floransa'da hem Yunanca öğretiyor, hem elindeki kitapları el aleme gösteriyor. Bu kitaplardan da daha önce söylediğimiz gibi bir tanesi Ptolemaios. Şimdi bununla beraber bir gemi dolusu kitap götürmüş. Evet ve kardeşim bununla beraber dünya coğrafyası sadece Boccaccio'nun yaptığı mahalli Avrupa coğrafyası değil, Akdeniz coğrafyası değil, bütün dünya coğrafyası işin içine giriyor. Ptolemaios'ları. Bu adama işi veren de bak Coluccio Salutati. Bundan sonrasını alalım. Bu adam Coluccio Salutati Floransa'nın başında. Bu Roberto Rossi ile Jacopo Angelo Scarperia gidiyorlar Coluccio Salutati'ye. Diyorlar ki ya bu çok kıymetli bir adam. Buna iş ver. Salutati memnuniyetle diyor. Hemen diyor kendisini Yunanca profesör olarak atıyorum diyor. Floransa'da derhal iş buluyor Chrysoloras. Ve orada oturuyor. Ptolemaios'u tercih etmeye başlıyor. Yunanca meraklı başına misafir. Evet. Yani. İşte bu iki genç daha önce bu programda konuştuğumuz gibi bundan önce İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da tanışıyorlar Chrysoloras'la. Chrysoloras diyor ki çocuklar siz ne istiyorsunuz? Valla diyorlar biz çok meraklıyız. Biz Yunanca öğrenmek istiyoruz. Hani biraz öğrendik ama yetmiyor. Bir de diyorlar Yunan kitapları istiyoruz. Chrysoloras diyor ki istediğiniz kadar buyurun diyor. Ondan sonra bunlar kandırıyorlar Chrysoloras'ı. Bak diyorlar bugün yarın burası düşecek. Türkler alacak burayı. Sen diyorlar kalk gel. 100 sene evvelinden. Evet. Sen diyorlar yani 100 sene evvelinden ama unutma. O zaman henüz Timur tehlikesi yok ortada.